Evet, işte ağacımızdaki yerini aldı yeni seri, yılbaşı serisi LOL bebeğimiz. Ama burada dursun mu arkadaşlar? Bence durmasın. Hadi hemen alalım da onu açalım bakalım içinde hangi bebek varmış. Gidiyoruz açmaya. İşte masamıza geldik. Artık açabiliriz. Arkadaşlar bu arada ben bunu Amazon'dan aldığım için böyle bir giriş yapmak istedim sizlere. Umarım eğlenceli olmuştur. Tabii ki o kapıda bu haliyle gelmedi. Arkadaş normal bir kutuda getirdi. Ama ben sizler için süsledim, püsledim. Böyle güzel bir görsellik olsun diye böyle bir şey yaptım. Bu arada elimdeki de bizim LOL sürpriz kolyesinden çıkmıştı. Normalde bu bir kolye ama ben bunu böyle yaptım arkadaşlar. Bakın böyle yüzük gibi güzel durdu. Evet, kutumuzu şöyle kenara alalım ve LOL Surprise Bling serisi. Gerçekten çok güzel görünüyor. Bakar mısınız? Rengi, her şeyi çok hoş. Albenili. Bunların içinde de ikinci seri bebekleri var. Kapaktaki kızımızın adı da Doll Face. Bakalım bize hangisi çıkacak? Tabii ki arkadaşlar benim de istediğim iki tane çok istediğim bebek var. Bu arada bakın böyle buradan astık. Değişik yapmışlar bunu, güzel. Ne diyordum arkadaşlar? İki tane çok istediğim bebek var. Bu bebeklerden birincisi Posh, ikincisi Splash Queen. Yani bu bebeklerin çıkması için bana mavi ya da gold top gelmesi gerekiyor. Hadi bakalım ilk cırtımızı açıyoruz. Wow, harika. İlk katmanı soydum. Topun rengi henüz belli değil. Korkuyorum. Çünkü bu sefer çok hevesliyim arkadaşlar. İstediğim bebeklerin çıkması için. Hemen bir mesaj ters tutmuşum. İşte Glitter Party mesajımız bu. Evet, şimdi ikinci katmanı da çıkaralım. Arkadaşlar çok korkuyorum şu an. Ya topum mavi ya da gold değilse. Çıkarıyorum bakalım. Şimdi anlaşılır topun rengi. Aa, yarım kaldı. Tekrar. Evet. Evet arkadaşlar, korktuğum başıma geldi. Bu sefer pembe bir top bulduk. Maalesef Posh ya da Splash Queen olmayacağını gösteriyor bu. Bu sefer şansım yaver gitmedi. Confetti Pop'ta oysa ki ilk kaçışta istediğim bebek gelmişti. Underwraps'te de ilk kaçışta istediğim bebek gelmişti. Ama bu sefer olmadı. Neyse, yine de umarım güzel bir bebek çıkar diyorum ve yine ikiledik. Arkadaşlar bakın ikinci kat diğer katmanda da böyle olmuştu. Nedense hep böyle yapıştı buna ve yırtıldı ambalajları. Evet. İşte çıkardık. Burada bir kat daha var böyle bir ambalaj. Onu da hemen çıkardık mı? Sürprizlerimize evet, şimdi arkadaşlar yumurtamızı kırıyorum ve sürprizlerimizi şöyle masaya dökelim. Bu sefer biraz alışılmışın dışında böyle bir poşete sarılmış. Burada bir sürü sürprizlerimiz var. Gri poşetlerde. Böyle hediye paketi gibi bir şeyin içine sarmışlar. Bir kataloğumuz var. Bir kullanma kılavuzu. Ve sürprizlerimiz. 1, 2, 3, 4 ve 5 tane sürpriz çıktı. Şöyle kataloğa önce bir bakmak istiyorum. Yeni, taze bir seri olduğu için bir inceleyelim bakalım. Evet, burada bebeklerimizin resimleri var. Bildiğim kadarıyla sadece Beats bu bebek renk değiştiriyor bu seride. Diğer bebeklerde renk değişimi yok. Gold, nadir, ultra nadir hatta Splash Queen işte buydu arkadaşlar. Bunu istemiştim ama en çok da bunu istemiştim. Posh. Bu mavi bir toptan çıkıyor diye biliyorum. Umarım bana güzel bir sürpriz olur. Ama yine de diğer bebeklerimiz de çok tatlı. Bakın bu da nadir bebekmiş. Sugar Queen. Evet. Evet, bu Beat sadece renk değiştiriyor. Diğerlerinde renk değişimi yok. Hadi bakalım bize gelen bebek kimmiş?
Önce arkadaşlar diğer sürprizlerimize ufak tefek. Burada bunlar da gri ya. Yalnız hepsi birbirine girdi. Şöyle yapalım. Şundan destek alalım. Şöyle yapalım arkadaşlar. Evet, şimdi böyle daha ayrıldı sanki poşetler. Şimdi ilk sürprizimi açıyorum. Burada bir biberon var. Bakalım bu biberon nasıl bir biberon? Kimin biberonu? Wow, çok güzel. Pembe bir biberon. Biberonun üstünde bile şöyle arkadaşlar simler var. Çok güzelmiş. Tabii ki şu an henüz hiçbir fikrim yok hangi bebek olduğuna dair. İkinci sürprizi geçelim. Aklıma kimse gelmedi. Sizler tahmininiz varsa tabii ki yorumlara bekliyorum size. Burada ayakkabılar mı? Yok, burada da gözlükler var. Böyle yuvarlak camlı, pembe çerçeveli sarı gözlükler. Allah Allah, kim bu bebek arkadaşlar? Şimdi üçüncü sürprize geçtim. İşte burada da ayakkabılar var. Wow, ayakkabılar çok güzel ama. Bakar mısınız arkadaşlar? Pembe gri simler var. Pembe beyaz bir ayakkabı. Hadi bakalım. Hala çözemedim. Bana tamamen sürpriz olacak arkadaşlar. Ve bebekten önceki son sürprizimiz. Bu da ne? Kıyafet. Wow, şimdi anladım ben sanki gelecek olan bebeği. Çok güzel. Lila rengi, mavi böyle pembe, çok tatlı renkleri bir araya getirmiş. Şeker bir elbise çıktı. Kıyafet diyeyim daha doğrusu. Ve arkadaşlar artık bebeğimi çıkarıyorum. Acaba kimmiş? Uhu! Wow, işte karşınızda Bonbon. Çok tatlı saçlarıyla. Wow arkadaşlar, çok enteresan. Böyle üstünde sanki pullar var gibi. Böyle değişik sim gibi. Böyle bir değişik arkadaşlar. Neyle yapmışlar acaba bunu? Güzel görünüyor. İşte Bonbonumuz. Böyle sarı, mavi çorapları. Ama renk değiştirmiyor arkadaşlar. Dediğim gibi sadece beads renk değiştiriyor. O yüzden sadece su içireceğiz ve özelliğine bakacağız. Bir de onu kıyafetli görelim bakalım. Nasıl görünecek kıyafetlerini giydiğinde? Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Şu anda hafif buruğum, biliyor musunuz? Yani o kadar umutlanmıştım ki Posh'un geleceğine veya Splash Queen'in geleceğine. Bayağı bir umutlanmıştım. Ama Bonbon da çok tatlı olduğu için yine de güzel bir teselli oldu. Ben bundan alırım gene arkadaşlar. Posh'u ve Splash Queen'i bulana kadar. Ama en çok Posh yani. Splash Queen Gold olmasına rağmen Posh bence çok güzel bir bebek. İşte hazırız. Bakınız. Bende Bonbon yoktu ikinci seriden. Farklı bir bebek gelmiş oldu. Kapak kızıydı değil mi arkadaşlar bu seri 2'nin birinci dalgasının? Evet, şimdi gözlüklerini de takıp Bonbon'u yerine alacağız. Aa arkadaşlar pardon, su içirmedik. Hemen bir su içirelim, özelliğine de bakalım. Bonbon ya altına yapacak ya da ağlayacak arkadaşlar. Şöyle bakalım. Evet, bizim Bonbon'umuz ağlıyormuş. Evet arkadaşlar, şahsen ben Bonbon'un en çok renklerini sevdim. Gerçekten çok tatlı renkler var. Ve çok şeker bir bebek. Sizin yorumlarınızı çok merak ediyorum. Altta yorumlara hepinizi bekliyorum. Ayrıca videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Ve kanalıma abone değilseniz hepinizi bekliyorum. Ve başka videolarda görüşene dek kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.